Onu söylüyorum yani. Ma, ma, maalesef e, vatandaşlarımız için iyi günler yakında göremeyeceğiz. E, bakın e, yaklaşık 9 ay önce, 10 ay önce bir seçimler oldu. 9 aydır yaklaşık şu anki ekonomi yönetimi başta. Hazirandan beri. Evet e, ve hatırlarsanız bu yeni kadrolar oluşurken ve yeni programla yola çıkılırken e, ben esasen muhalif siyasetçiler ya da ekonomistler arasında belki de olumsuz tek ekonomistim baktım ve dedim ki bu başarılı olmayacak. Merkez Bankası Başkası'nın atandığı günün gün ben Haziran ayında bunun da büyük bir kırıklığını yaratacağını söyledim. Bunların de demem nedeni benim muhalif olmam, karşı olmam ya da kristal bir topum vardı geleceği gördüğüm için değil. Türkiye'de e, gerekli kadrolar, yeterli kadrolar oluşturulmadı, yanlış insanlara görev verildi ve bu yanlış insanlarda doğru ekonomik programı oluşturamadılar. Şu anda doğru ve, bir kadro var mı merkez bankasında? Şu an daha iyi e, <laughs> ama ama yeterli değil. Şu an çünkü Türkiye'nin hala iyi bir istikrar programı yok. İyi bir istikrar programı olmadan, inandırıcı bir program olmadan, doğru politikalar uygulanmadan Türkiye buradan çıkamaz. Ben onun için bunun başarılı olmayacağını söyledim. Ve şimdi gelinen nokta 9 ay sonra yavaş yavaş insanlar ilk önce çok iyimserdiler. Hatta bir kısım insan bu çok iyi oldu, iyiye gidiyoruz, bunlara da şans vermek lazım. Yeni başladılar, bu kadar olumsuz olmayalım. Ama insanların yaptığı işe göre buna bilimsel yaklaşmak zorundayız. Yani programına bakıyorsunuz, hazırlıklarına bakıyorsunuz, kadrolarına, tercihlerine bakıyorsunuz. Ee, İlk üç madde ne yanlış söyler misiniz? Doğru kadro e, oluşturulmadı. Türk bakın. Çünkü e, iyi bir orta vadeli program yok diyorsunuz. Şimdi, Mesela ne hatalıydı? En e, büyük hata neydi? Üç şimdi insanlara da haksızlık etmemek lazım. E, ee, sorumlusun seç, ve bir şey değil yani. Tabii ki. Yani seçimlere gidilirken o kadar felaket şeyler yapıldı ki eğer bir U dönüş yapılmasaydı bu hani rasyonel politikaları dönüş şeklinde isimlendirildi Mehmet Bey tarafından. Eğer bu yapılmasaydı Türkiye zaten çok ciddi bir ödemeler dengesi krizine gidiyordu. Yani Türkiye ithalatını karşılayacak dövizi bulamayacak hale gelecekti. Ondan sonra enerjiden mi, ilaçtan mı, yiyecekten mi tasarruf yapmak zorunda kalacaktı. Çok zor seçimler olacaktı. Şimdi o atlatıldı. Ama hı hı. hedef oysa program başarılı. Yani biz körü körüne hiç kimsenin inanmadığı çılgın şeyler yapıp kendimizi ayağımızdan vuruyorduk. Evet şimdi artık ayağımızdan vurmuyoruz. Ama amaç Türkiye'de ben bir istikrar indirmiyoruz. <laughs> e, Türkiye'de amaç e, e, ekonomik istikrarı sağlamak, refah arttırmak, enflasyonu düşürmekse onlar başarılı olmadı, olmayacaktı. Çünkü öyle bir istikrar programımız yok. Şimdi Türkiye'de maalesef Doğru kararlar ve doğru ekonomi politikaları bir faize indirgenmiş durumda. Faizi arttırıyorsanız doğru politika uyguluyorsunuz, faizi düşürüyorsunuz yanlışsınız. Bu faiz fetişizmini bir bırakmamız gerekiyor. Halkan Hoca faiz... Bilkent Üniversitesi'nde o Merkez Bankası çok yalnız bırakılıyor. Sadece faiz arttırmakla ve Merkez Bankası da bu sefer elindeki tüm araçlara sarılıp tüm tuşlara basıyor. Orada bir e, sıkıntı var dedi. Değil? Şimdi o tuşlara da çok iyi basmıyor. Yanlış tuşlara da basıyor. Yani olay faiz arttırmakta çözülecek bir şey değil. Faiz doğru şekilde kullanılması çok etkilidir, Önemli bir araçtır silahtır Merkez Bankası politikalarının ama tek değildir. Sizin beklentileri doğru ayarlayabilmeniz, doğru mesajları vermeniz, güvenilir, öngörülebilir olmanız bunlar çok önemli. Şimdi bunlar sağlanmadığı gibi... Türkiye'de sorunuza dönecek olursak mali politikalar konusunda herhangi bir şey yapılmadı. Yani biraz KDV ve ÖTV salındı. Özellikle dar gelirliği vergilendirdiler. Bu, buradayız. Ve gerçek bir vergi reform konusunda herhangi bir şey yapılmadı. Onun dışında da hep halkımız duymaktan bıktı işte yapısal reformlar falan deniyor. Onlarla ilgili hiçbir şey yapılmadı. Zaten bu şu an yapısal reform yapılması gereken şeylerin çoğu bozulurken bu görevde olan Mehmet Bey 2010'lu yıllarda bu bozuklukların esasen nedenlerinden biridir. Yani o zaman bunları bozarlarken bozmamak ya da düzeltmek aklına gelmeyi şimdi mi düzeltecek? Türkiye Ziraat Birliği rapor yayınlamış. 1.4 milyar dolarlık et ithalatı yaptık ve tam gaz et ithalatı yapmaya devam ediyoruz ve fiyatları durduramıyoruz diyor. Şimdi çok güzel bir noktaya dönüyorsunuz. Şimdi Türkiye'de enflasyon sadece Atarım. istikrar paketiyle de... Düzelmez. Çok etkili şekilde düzeltebilmeniz için ben hatta sizin programınızda da bunu Nisan ayında evet. söylemiştim. Türkiye'nin ciddi olarak bir tarım ve hayvancılık politikasına ve sanayi politikasına ihtiyacı var. Esasen tarım politikalarına doğru şeyler yapılsa en etkili, en kısa vadede en etkili değişiklikler Olacak. onlar olur. Ve onların hiçbiri yapılmıyor. Şimdi bakın sanayide acayip tuhaf teşvik ve muafiyetler devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti inanılmaz derecede bonkör davranıyor ve bunla, bu programların çoğunun yararı bilinmiyor. Bunun yararı mı var, zararı mı var kimse ölçmüyor, veriyi toplamıyor. Orada büyük bir israf var. Bu israf düzeltilmiyor. Tarım politikaları en kolay çözüm getirebilecek 12 ayda gıda enflasyonu engel olacak politikalar uygulanmıyor. Ve bu politikaların ne olduğunu biz söyledik. Yani bunlar için yeniden tekerleği icat etmeye de gerek. Bunların hiçbiri yapılmıyor. Maliye bir disiplin sağlanmıyor. Ondan sonra diyorlar ki biz faizi arttırıyoruz. Bakın Faizin bu kadar arttırılmasına gerek yoktu. Eğer doğru politikalar uygulansaydı Haziran'a itibaren ben faizin 40'ları görülmesinin gerektiğini düşünmüyordum ve Çünkü enflasyon, enflasyon düşerdi. Evet, düşmedi. Şimdi şöyle bir sarmala girildi. Enflasyon evet. artıyor, engel olamıyorlar. Enflasyonu frenlemek için Türk lirasını reel olarak değerlendiriyorlar. İzleyicilerimiz için bunu bir parantez içinde açıklayayım. Şimdi Türkiye'de enflasyon var. Diğer ülkeye göre çok daha yüksek. Türkiye'deki bu yüksek enflasyon kadar kurlar artmazsa bizim Türk liramız real olarak değerleniyor diyoruz. O ne demek? Yurt dışından gelen biri dolar euro kazanan bir için Türkiye gittikçe pahalı hale geliyor. Pahalı şu anda Evet. Değil mi? Şimdi Türkiye'de enflasyonu kontrol etmek için tabii kurdan bir geçişkenlik var. Dolar patlarsa enflasyon artıyor. Onu durdurmak için doları tutmaya çalışıyoruz. Enflasyondan daha az artıyor. Fakat bu tek başına yeterli değil. Ve ne olacak bir noktadan sonra? Dolar enflasyon kadar uzun sürede artmazsa bir noktada daha çok artması gerekecek. Yani bu bir dengeyi oluşturması gerekecek. Yani siz işte şu an doları tutarsanız belli bir noktada bırakmak zorunda kalırsınız. Ondan sonra dolar artar. Dolardan ötürü dolar artışı ötürü tekrar enflasyon artar. Enflasyondan sonra biraz sonra tekrar dolar artar. Böyle bir sarmala girdi Türkiye. Buradan çıkamazlar. Şu anki programda başarılı olmayacak. Bakın ben Haziran siz ayında… kur artışı bekliyor musunuz? E uzun vadede olmak zorunda tabii. Yani kuruşan Kur artışı ciddi bir devalüasyon yönünde mi yoksa 38-40 seviyesinde yıl sonu beklentisini mi gösterir? Bakın şimdi Türkiye'de Bu soru çok bu... önemli. <laughs> İnanın evet. bu bu sorunun cevabı ne kur artacak <laughs> mı sorunun cevabı her zaman evet böyle kötü yönetildiği sürece. Ama hani 38-40 zaman... olacak yoksa ciddi bir devalüasyon zaman... orada mesela konuklar benim bize gelen konuklar tam anlamıyla bölünmüş durumda. Kimisi diyor ki 38-40 olacak. Kimisi diyor ki yani çok ciddi bir devalüasyon olmalı ki para girişi olsun. Şimdi orada tabii iki değişik soru var. Şimdi enfla e, devalüasyon ne kadar olur? Dolar yıl sonu nerede biter? tersusu biraz da devletin nerede bitmesini istediğiyle alakalı. Yani bu hani... Fizik kanunu değil, bu da top hava atıyoruz İşte o gerçeğin var, geriye düşecek, şu hızla düşecek. Onu hesaplayalım. Şimdi ekonomide bir insanların kararları etkiliyor. Eğer istenirse bu devirasyon zamana yayılabilir, yavaş yapılabilir, ertelenebilir belli bir süre ama bunların bedeli var sonuçta. Şimdi sorunuzun ikinci kısmı şu. Yurt dışından para gelmesi için bu gerekiyor mu? Bu gerekiyor mu sorusu. Ne tür para istediğinize göre de değişiyor bu soru. Yani sen bu sorunun cevabı şu ya da bu değil çünkü Sıcak bir de daha değişik. Şimdi siz carry edin. trade denen yani kısa vadeli gelip haftalık, gecelik burada faize parasını tutacak her an istediği zaman tekrar dolara, euroya dönüp çıkacak para en kolay gelecek paradır. Onun için doların 38'e çıkmasına bence gerek yok. Faizi biraz artırlarsa bence bir miktar var. Zaten Aralık ayı civarında Kasım Aralık'ta öyle bir miktar para geldi. Şu an çıkıyor. Evet 3 haftadır e, çıkıyor. Çünkü niye? E, bu ekonomi programının uzun vadede başarılı olmayacağını görüyorlar biraz arada yüksek faiz kazanalım. İşte o sırada dolar biraz stabilize gidecek birkaç ay. Onun kumarını oynuyorlar ve her an gecelik çıkmaklar olduğu için de gün be gün bakıyorlar. E, o parayı getirebiliriz doları çok fazla arttırmadan. Ama o para mı bizim derdimizi çözecek? Yani esas fonlar Esas amacımız diyorsun. bizim doları çok arttıralım da yabancı yerde burada vurgun yapsın değil ama kendinizi de onun yerine koyarak olayı da anlamanız lazım. Oraya baktığımız Niye zaman Türkiye diyorlar onu anlamaya çalışıyorum. Şimdi Türkiye'nin problemi şu. Türkiye'deki programın başarılı olacağına insanlar inanmıyorlar. Eğer siz enflasyonunuzu düşüremiyorsanız uzun vadede kurlarda artacaktır. O zaman da o beklentide olan bir de kurunu bozup Türk lirasına geçmek Geçmez. istemeyecektir. Geçirmek için de çok büyük bedeller isteyecektir. Bu belirsizlik de o bedeli arttırıyor. Ee, maalesef o yani yıl sonunda dengeler şaşmış. Evet yani yıl sonunda dolar şu mu bu mu olacaktan ziyade doğru politika ne olmalıdır o doğru politika önünde dolar ne olmalıdır sorusu benim cevap verebileceğim bir soru yoksa öbürü biraz ne tür yapacaklarına bağlı olayın kontrolü tamamen kaybederse doların üst sınırı yok artar. E, anlatabiliyor muyum? Belli bir adede, kısa ama vadede tutabilirler mi? Kontrol kaybedilmiş görünmüyor ama... E... Kaybetmediler, belli bir süre daha tutabilirler. Vatandaşta da çok yük var. Ama bir çözüm değil. Bakın şu anki uygulanan metodun başarılı olması için Türkiye'de tam teşekküllü, tam kapsamlı bir istikrar paketine ihtiyaç var. Bu paket sadece... Acı, ilacı herkes içecek o zaman. Hayır ama ilacı içirmek, çünkü önce ilacı yapabilmek de lazım. Şu an daha <laughs> biz ilacı da yapamıyoruz. Yani ülke olarak yapamıyoruz bireyler olarak yapabiliyoruz. Hatta Ateşiniz varsa grip ilacı olmaz bakın, tabii. biz e, Ağustos 2022'de ben İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı olarak bir program açıkladım. Orada zaten ne yapılması gerektiğini yazdık ve çok da detaylı yazdık. Dediklerimizin büyük bir çoğunu hala güncel olarak kullanılabilir. Tabii ki bazılarını hafif değiştirmek lazım çünkü yani şartlar değişti bir buçuk iki yıl içinde. Bunlar yapılmadan olmayacak. Ben tekrar temcit pilavı gibi tekrar tekrar aynı şeyleri söyleyip vatandaşı da yormak ve sıkmak da istemiyorum ama Burada esasen program denebilecek bir şey yok. Yani Mehmet Bey çıkıp programı aynen şey yapıyoruz. Başarılı olacak bu program çalışıyor. Ortada program yok. Program dediniz istikrar programında mali politikalarda ne yapacaksınız? Borçlanma stratejisini nasıl yapacaksınız? Nasıl disiplin getireceksiniz? Nerelerde tasarruf sağlayacaksınız? Sanayiye verdiğiniz, tarıma verdiğiniz teşvikleri nasıl ee, verimliliği artmadan disipline edeceksiniz, tasarrufa gideceksiniz, tarımda gıda enflasyonu gelmesi için ne tür politika uygulayacaksınız bunun hepsini birden yapmaları lazım. Bakın bu programları hazırlamak öyle bir günde günde olmuyor maalesef. Şu an Türkiye Cumhuriyeti bu uyguladığı vergi muafiyeti ve teşvik programlarının hangilerinin ne etki yarattığını daha ölçmemiş. Bilmiyor. Akaryakıta bu e kadar vergi nasıl olursa yapacaksınız? nasıl yapacaksınız? Yem ithal edilirse, mera, bir kere meraları büyükbaş hayvanlara göre döndürmeniz lazım. Orada meralar küçükbaşa göre yapılmış. Küçükbaş hayvan kalmadı. Büyükbaş hayvan ahırda yem yiyor. Meralar orada duruyor. Şimdi tabii bu her konunun bir uzmanıyla konuşup bunların hazırlanması lazım. Yani. Hani, sizin söylediğiniz anekdotlar doğru. Mesela ben problem. bunu bir dinlemiştim ve biliyorum.